Vallahi bütün gece uyku girmedi gözüme ama sonunda ne yapacağımızı buldum. Bak Ayşe, bu işin bir tek oluru var kızım. Sen kendini Yelda Hanım'a sevdireceksin. O da sizin aşkınıza inanacak. Ya anne, ben de buldum deyince işe yarayan bir şeylerden bahsedeceksin sanmıştım. Yo, annen doğru diyor. Bak sen bunu becer, sonra dile benden ne dilersen. Ama yine de yani ne olursa olsun bizim aşkımızın karşısında kimse duramaz. Aferin damat, yaşa. Heh, teşekkürler. Bak ben kendimi nasıl sevdirdim. Sen de yaparsın ama sadece biraz gayret, biraz çaba. Ya tamam da benim Melek annemle Yelda Hanım bir mi? O ne demek ya? Benim annem de Melek gibidir. Sadece sizin aranızda bir şey olmadı. Yani işte yıldızınız barışmadı. Kerem eve geldiğimden beri kendimi sevdirebilmek için elimden gelen her şeyi yaptım ama sevmedi. Yelda Hanım gelin sevmiyor. Hele beni hiç sevmiyor. Söylediğin lafa bak. Çık şuradan, sonra sonra git bakalım. Kaç tane kaynana bulacaksın gelinini seven? Gelin öyle sevilen bir şey değil ki. Yani zor sevilen bir şey gelin. Ben bizim Deli Nazmiye'yi sevdikten sonra Yelda Hanım seni haydi haydi sever. Sevdiren sevdirebiliyormuş kendini demek ki. İnat etme, sen de yaparsın. Tamam yani tabii ki de ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. Ne yapacağım şimdi yani? Ha, bir kere şöyle yapacaksın Ayşe. Öyle kadıncağıza Yelda Hanım, Yelda Hanım demeyeceksin. O senin iş yerindeki amirin mi canım? Anne diyeceksin. Yelda cadısına mı? Cadı mı? Bazen diyorum annem alınmakta haklı mı acaba diye. Haklı. Ya Kerem, boş bulundum, ağzımdan kaçtı, ne yapayım, kusura bakma. Ama işte böyle dersen nasıl anlaşacaksın? Ya kızım, senin de dilinin kemiği yok ya. Ama anne ne yapayım? Beni parmaklarında oynattı o iki cadı. Bilerek yapma anneciğim. Vallahi beni maymun ettiler o yüzden. Bak hala çocuğun yanında cadı diyor ya. Vallahi senin cimcirin kız. Aa. Neyse konuya dönelim. Heh, konumuza dönelim. Ne diyorduk? Cadı. Cadı. Ama şimdi böyle yaparsak biz nasıl alacağız canım annemin gönlünü? Ya kusura bakma oğlum ya. Vallahi kusura bakma, hep şunun yüzünden ha. Şimdi tekrar konuya gelelim. Sen şimdi Yelda Hanım'a anne diyeceksin. Malum o tabii sana inanmayacak. Hı. Ama sen diyeceksin ki siz benim sevdiğim adamın annesisiniz. Siz bana kızsanız da, köpürseniz de, biz boşansak da siz benim annemsiniz diyeceksin. Tabii her kaynana arkasından cadı denildiğini bilir de bunu duymak da hoşlarına gider. Hatta sen anneciğim de, anladın mı? Derim ya, derim tamam, derim yani. Sen yine de dediklerine dikkat et. Maazallah cadı falan çıkıverir. Canancığım, akşam yemeği listesini mutfağa bıraktım, tamam? Tamam. Bir de bu bavul ne burada? Bir bilgim yok. Düdürüm. Bavul benim ya. Ben artık gideyim. Canan, sen oradaki işlerini bırak. Önce mutfağı halle, sonra gelirsin. Peki efendim. Melahat Hanımcığım, hayırdır? Sizi de kandırdılar değil mi? Yok, olur mu öyle bir şey? Hiç bende o göz var mı? Hayır. Buse hastalanmış da Nazmiye'nin de çok işi varmış. Ben bir gideyim, onları bir dolanıp geleyim. Ay burada böyle iyiydik. Yani çocuklara göz açtırmıyorduk çift taraftan. Ha sen merak etme, benim gözüm hep onların üstünde. Böyle ani baskınlar yapıp yıldıracağım onu ama gideyim şimdi. İyi, hadi bakalım. Ha. Hadi çıkalım mı? Oğlum ne dedim ben sana ya? Kızımın yanına 30 santimden daha fazla yaklaşmayacaksın demedim. Aç bakayım arayı, çekin, git. Ay Melahat Hanımcığım, yalnız sizin kızınız benim oğlumun burnunun dibinde. Dönürüm, sen merak etme, ben onu biraz önce cimcirdim. Ne biçim cimcirdin anne ya, etim morardı vallahi. Aa, teyzeciğim gidiyor musunuz? He ya, gidiyorum. Öpeyim, deli. Gel ben de seni öpeyim. Ama çok candan bir çocuk ya. Kalsaydınız biraz daha, alışmıştık biz de. Israr, ben kalırım ha. O kadar şoför ayarlamıştık biz de size. Yavrum, ben kendim giderim. Yok ya, olur mu öyle şey? Bıraksın sizi, ne olacak? Hadi gidelim madem biz de şirkete. Bugün işler yoğun. Hadi anneciğim, görüşürüz. Canım benim, güle güle anneciğim.
Görüşürüz Yelda. Yelda anne. Görüşürüz, görüşürüz. Ay o ne dedi bana? Anne mi dedi? Vallahi anne dedi. Maşallah maşallah anne dedi. Maşallah anne dedim. Böyle içimden geldi kelimeler dilimden dökülüverdi tutamadım. Denmeyecek efendim. Öyle anne falan denmeyecek. Hayır yani şurada sayılı gün kalmış şey. Neye sayılı gün kaldı? Ne oluyor ki? Bir şey mi var? Yok bir şey Hülya'cığım, yok bir şey. Yani 48'imden gün almaya onu söylüyordum. Ha 48. doğum günü. Bir bitmedi bu 48'de yıllardı. Denmeyecek efendim. Bana anne falan denmeyecek. Bana bir kişi anne diyor zaten. Kerem diyor yeter, bu kadar. Evet de ne güzel dedi işte anne, ne var bunda? Yani Kerem'in sevdiğim, aşık olduğum adamın annesine bugüne kadar anne dememem kabahat zaten. İçimden geliyor Yelda Hanım, bak diyemiyorum. Yelda anne demek istiyorum, Yelda anne. Sizin işiniz gücünüz yok mu? Hadi, hadi bakın işinize, hadi. Aa, bunun da heyleri üstüne bize çatacak ha. Neyse, gidelim biz. İyi günler. Gidelim canım. Melahat Hanım. Yani şurada boşanmalarına kaç gün kalmış görüyorsunuz değil mi bana nasıl anne dediğini? Bak yaşına başına bakmam döverim seni ha. Ya anne ne yapayım ya? Deme. Tamam boşanacak olsak da Yelda anne demek istiyorum. Seviyorum ben zaten aslında ya vallahi seviyorum. Yelda anne. Kulağa ne güzel geliyor. Yelda anne. Vallahi delireceğim billahi delireceğim yani.